Merhaba gençler, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları kazanım soru bankası, doğru ve ters orantı problemleriyle yani test 7 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler, birinci sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler, hazırsak birinci sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıdaki görselde 6 kişilik karnıyarık yemeği için gerekli malzemeler verilmiştir. Ve göre 15 kişilik karnıyarık yemeği yapmak için isteyen Ayşe Hanım kaç gram kıyma kullanmalıdır? İşte 6 kişi için yemeğe baktığımız zaman 200 gramsa 15 kişi için gençler ne kadar kıyma gerekir? 6 kişilik yemek için 100 gram kıyma gerekiyorsa 15 kişilik yemek için x gram kıyma gerekir diyoruz. Kişi sayısı arttığı için kıyma miktarı da artar, yani ters doğru orantı vardır diyoruz. Buradan doğru orantı olduğu zaman içler dışlar çarpımı yaparız. X eşittir çarpı 2'den iki tarafı 6 ile sadeleştirebiliriz. 6'yı gençler 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 5. 100 2'ye böldüm 100. Hadi x'in değeri 5 çarpı 100. 500 gram kıyma gerekir deriz. D seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Devam edelim. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıda 400 MB büyüklükte bir dosyanın aktarıcı sabit olan bilgisayarda indirilen kısmına geçen süre verilmiştir. Buna göre dosyanın geri kalan kısmı kaç saniyede indirilir diyor. Baktığımız zaman 250 MB'ı 15 saniyede indirmiş. 50 MB 5 saniye indiyse. Şimdi geri kalan kısmı gençler bakın 400 MB vardı, 400'den 50'yi çıkartırsam 50 MB'lık kısım kaldı. Hadi 150 MB 5 saniyede iner diyoruz. Gençler yine burada doğru orantı olduğu için içler dışlar çarpımı yapar. X eşittir 50 çarpı 15. İki tarafı gençler 250 ile sadeleştirelim, daha rahat işlem yaparım. İkiler gitti, x kaldı. Sıfırları attım. 25'i gençler 5'e böldüm. 15'i 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 3. 3 kere 3. 9 saniye sürer diyoruz. Geri kalan kısmı ve C şıkkını doğru seçenek olarak işaretliyoruz. Üçüncü sorumuza geçelim. Aynı nitelikte 6 işçi bir işi 15 günde bitirebiliyor. İşi 15 günde bitiriyor. Bu işçilerden 9'u aynı işi kaç günde bitirir? Gençler 9 işçi kaç günde bitirir? Gençler 8 gün dersem işçi sayısı arkadaşlar için günün azalması gerekir. Burada ters orantı vardır diyoruz. Yatay çarpma işlemi yapıyoruz. 9x 9 çarpı x demektir. 6 çarpı 15'ten 9x 6 kere 15 90 yapar. Her iki tarafı 9'a bölersem x'in değeri 10 olur. Cevabını da C şıkkında doğru seçenek olarak işaretleriz. Devam edelim. Boyu 24 cm ve eni 18 cm olan bir resim eni 90 santimetre olacak şekilde büyütülerek çerçevelenecektir. En ve boy oranı gençler değişmediğine göre resmin yeni boyutu boyu kaç santimetredir diyor. En var. Bir de boy yazalım. En 18 santimetreyken boy 24 santimetre. Yeni en gençler 90 santimetre. Evet, boyu bilmiyorum. Buraya da x diyecek olursam. Gençler doğru orantı olduğu için biri artarken diğeri de artması gerekiyor. Doğru orantı diyelim. Ve buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 18x eşittir. 24 çarpı 90'dan tarafı 18'e bölersem 90'ı 18'e böldüm. 5 kaldı. 24 çarpı 5 20 santimetre olur. Yeni boy oranı diyor. Yeni boy uzunluğu. A seçeneği doğru yanıttır deriz.
yaşlar burada şunu da görebiliriz. Bakın 90 yaşlar 18'in 5 katıdır. Normalde x de burada 24'ün 5 katı olmalıdır. 24 çarpı 5'ten yine 90 yanıtını söyleyebilirsiniz. Devam ediyorum. Bir duvar ustası sabit hızda 8 saatte 18 metrekare duvar örebilmektedir. Buna göre bu usta 27 metrekare duvarı kaç saatte örer? 8 saatte 8 metrekare yer örüyorsa x saatte diyorum 27 metrekare yer örer. Öreceği duvar arkadaşlar arttığı için saatte artar, yani doğru orantılı çokluklardır deriz. İçler dışlar çarpımı yaparız. 18x 27 çarpı 8 eşittir. Direkt 27 ile 8'i çarpmayalım. Sadeleştirirsek daha rahat işlem yaparsınız. 18'e böldüm. 18 9'a bölünürse 2 kalır. 27 9'a böldüm. 3 kaldı. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4. 4'ü çarpıyorum. X'in değeri 12'dir diyoruz. Demek ki 12 saatte örer. B seçeneği de doğru yanıtımızdır deriz. Evet, devam edelim. 60 metre uzunluğundaki bir tel 4 ve 5 ile orantılı olacak şekilde paylaştırıyor. Gençler orantılı bakın. Burada doğru kelimesini kullanmasa da biz burayı doğru orantı olarak düşüneceğiz. Buna göre en kısa parçanın uzunluğunu istiyor. Hadi gençler buraya 3x veya 3k diyelim. 4k ve 5k ile doğru orantılıdır. Bunların toplamı 3k artı 5k olacak. Burada en kısa 3K, orta 4K ve en uzun 5K gibi düşünelim. Toplam 360 metre tel olacak. 3, 4 daha 7, 5 daha 12. 2K eşittir. 360'dan tarafı 12 ile sadeleştirirsem K'nın değeri 30 olur diyoruz. Peki 30 katı olacak. En kısa parçayı istemişti. Kısa parçaya 3K dedik. Çarpı 30'dan 90 metre olur. Sorumuzun yanıtı diyorum. Seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyorum. 7. soruya geçelim. Aşağıda dikdörtgen şeklinde iki duvar verilmiştir. Duvarların boyama maliyeti alanları ile doğru orantılı olup A duvarının boyama maliyeti 1500 TL'dir. B duvarının boyama maliyeti kaç liradır? Gençler burada alanları bulmam gerekiyor. A duvarına baktığım zaman çarpı 3'ten 27 metrekaredir. B duvarı 4 çarpı 4,5. Mesela 4 ile 4,5'ü çarparsak da 18 metrekaredir. İstersek nasıl yaparız gençler? Şöyle 4,5 çarpı 4 diyerek normal çarpma işlemiyle işleminizi yapabilirsiniz. 27 metrekare gençler A duvarın alanıydı ve bunun maliyeti 1500 liraydı. Halde 27 metrekare 500 TL ise 18 metrekare 3 liradır diyoruz. Doğru orantılı dediği için gençler doğru orantı yazıyorum ve içler dışlar çarpımı yapıyorum. 7x 18 çarpı 1500'den her iki tarafı 27 ile sadeleştirelim. 18'i 9'a böldüm gençler 2, 27'i 9'a böldüm 3, 3'ü 3'e böldüm 1, 1500'ü 3'e böldüm 500, 2 çarpı 500, 1000 TL olur B duvarının masrafı diyoruz gençler ve 1000 TL cevabını C şıkkında doğru yanıt olarak işaretliyoruz. 8. sorumuza geçelim. 8. sorumuzda Ersin, Eğme ve Yusuf isimli 3 kardeş yaz tatilinde kamp yapmaya giderler. Kamp 15 gün sürecektir ve giderken ve için yetecek tüm gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini götürmüşlerdir. 45. gün sonunda kendileri Hilal ve Emine de kampa katıldığına göre gıda ve ihtiyaç malzemeleri kaç gün sürecektir diyor. Evet, her birey gençler eşit miktarda gıda ve ihtiyaç malzemesi gitmektedir diyor. Gençler 5 gün boyunca devam ediyor zaten. 15'ten 5 gün boyunca devam ettiği için ben 5'ten 5'i çıkartırsam normalde gençler 10 daha yetecek malzeme var diyorum. Yeter diyelim.
10 günde gençler normalde kaç kişi kullanacak bunu? 3 kişi kullanacak. Yani 3 kişi için gençler 10 gün yetiyorsa 5. gün sonunda yani 10 günlük yiyecek ve malzeme kaldığı zaman 2 kişi daha geliyor gençler. Yani 5 kişi oluyor. Ve x gün yeter deriz. Sevgili gençler bakın burada günü arttı. Kişi sayısı arttığı için günü azalacak. Yani ters orantı vardır. Hadi 5x 3 çarpı 10'a eşittir. 5 eksi eşittir 30. Her iki tarafı 5'e bölersem x'in değeri 6'dır. Demek ki 6 gün yeter diyoruz. Gençler kuzenleri geldikten sonra C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. 9. sorumuzda bir üçgenin iç açıları 2, 3 ve 5 ile doğru orantılıdır. Orantıyı doğru orantı olarak anlıyoruz. Ben buraya 2K, 3K ve 5K şeklinde düşüneceğim. Bu üçgenin en büyük iç açısını istiyor gençler. Üçgenin iç açıları gençler biliyorsunuz toplam 80 dereceydi. Halde 2K artı 3K, 5K 80 derece ise buradan 10K eşittir 80 olur. K'nın değeri 18 derecedir. K 18'de en büyük açıya gençler 5K dedim. Buradan 5 çarpı 18 en büyük açı 90 derece olur diyoruz. B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet gençler devam edelim. 10. sorumuzda 2 bölü 5 eşittir 12 bölü x verilen orantı aşağıdaki problemler hangisi için çözüm olamaz dedi. İşte burada 2'nin 5'e oranı 12'nin x'e oranıdır. Yani doğru orantı vardır. Bölme durumunda olduğu zaman gençler ne yapıyorduk? Doğru orantılı kabul ediyorduk. Evet, A seçeneğinde 2 kalemin 5 TL olduğu kırtasiyede 12 kalem x liradır diye düşünürsek 2 bölü 5, 12 bölü x'tir. Yani doğru orantı vardır. Bu olabilir. Soruyu 5 dakikada çözen bir öğrenci 12 soruyu x dakikada çözer dersem yine doğru orantı vardır. Olabilir. 2 işçinin 5 günde bitirdiği bir işi aynı kapasitede 12 işçi kaç günde bitirir? Mesela bakın 2 işçi 5 günde bitiriyorsa 12 işçi gençler daha az günde bitirir. Yani daha az günde bitireceği için ters orantılı çokluktur. C şıkkı burada sorumuzun yanıtıdır deriz. Doğru orantı olmaz deriz. Son olarak 5 kilo incirden 2 reçel elde edilirse kaç kilo incirden 12 kilogram reçel elde edilir? Yine doğru orantılıdır deriz. C de olabilir diyoruz ve C'yi doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Bu sem 11. sorumuzda her gün eşit sayıda sayfa okuyarak 36 günde bitirmektedir bir kitabı. Buse günlük okuduğu sayfa sayısını 3 kat arttırırsa, bakın buralar önemli. Kitabı okumayı kaç gün daha erken bitirir? Gerçi başlangıçta Buse'nin okuduğu her günlük sayfaya x diyecek olursam, yani x sayfa okusaydım. Üç kat arttırmak demek gençler. Şimdi x'i arttırmak dediği için toplayacağız arkadaşlar. Ne ile? 3 kat ile. Yani 3x ile. Yani 4x sayfa okuyacak gençler yeni durumda. O halde ben orantımı kurayım. X sayfa okuyarak 6 günde bitiriyorsa 4x sayfa okursa gençler kaç günde bitirir diye soru işaretini yazalım. İşte burada günde okuduğu sayfa sayısı arttıkça günün azalması gerekir. Yani ne diyoruz gençler? Ters orantı vardır diyorum. O halde 36x eşittir 4x çarpı soru işareti. Buradan soru işaretini bulabilmek için her iki tarafı 4x ile sadeleştirelim. X'ler gitti. 36'yı 4'e bölersem soru işaretinin değeri 9 olur gençler. Evet, buradan arkadaşlar lütfen 9'a bakın 9 günde bitirir. Peki ne kadar erken bitirir? Başlangıçta 36 günde bitiriyordum. 9 günü erken bitirecek olursa 36'dan 9 çıkarıyorum. 27 gün erken bitirir diyorum. 27 cevabını da D seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet sevgili gençler. 11. sorumuza dersim burada bitiriyorum. İnşallah güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.